bugün işte birbirlerine böyle atışırken, biri ben kraliçeyim, öbürü ben kraliçeyim, bilmem neyim derken, ben izledim sizi. İşte Suda gitsin çocuk baksın hani evinde, moda yarışmasında ne iş var gibi. Alışverişte söylemiş, daha bunlar karşılaşmadan falan yani hani. Peki Su, ben de arkadaşlar bunu burada okeyiz. Özlem de buna yükseliyor. Tamam, burada okeyiz ama Özlem'e niye bunu diyor? Neden Hülya'ya demiyor, neden Eda'ya demiyor da bunu Özlem'e neden diyor? Aralarında mesela, ne var? Aleyna söyle. Gülşah Hanım, dün de zaten kuliste bir tartışma yaşadılar. Dündü değil mi? Evet. Yani evet. Özlem çok saldırgan hareketlerle Su'ya yaklaştığı için Su genel zaten olarak dün de aynı şekilde o alanı terk etti ve gitti. Özlem'e saniye karşı ya, bir şey yapmamak için. Bir saniye, için. Bir saniye. Saldırgan hareket diyorsun da evet, kimse kimseye bir şey demeden kimse de kimseye saldırmıyor. Hayır, tamam, senin genel kimse kimseye saldıramaz. Genel bir de şöyle yani diyorlar, şey hani saldırgan, onların dilinden söylüyorum Yasemin Hanım, böyle bir şey yok. Senin o tavrın şunun içinde, takılarımı sen almış olabilirsin. Hayır, takılarım senin poşetinde kalmış olabilir mi dedin. Senin bu tavrın bu konudandı. Yani bu kadar sinirleneceğin, gerileceğin. Evet, bu yani. Tamam, genel evet, tavrım bu. Bu tavrım sert, duruşum sert. Bak şimdi, burası öyle bir yer takılarım değil. Bir dakika, takılarım senin poşetinde kalmış olabilir mi? Bir bakar mısın demek ayrı. Dedim, no, öyle evet, dedim. Bir saniye, bir saniye. Takılarım senin poşetinde kalmış olabilir mi? Bir bakar mısın demek ayrı. Takılarımı sen aldın demek ayrı. Hangisini söyledin? Takılarımı sen aldın demedi. Net. Burada da kimse bunu, bu cümleyi kuramaz. Takılarım yok. Bir bakar mısın nerede? O da senin bakar poşetinde mısın, olabilir bakar mi? Senin poşetinde bir olabilir yapma mi dedi. O da sen beni neyle itham ediyorsun evet, öyle dedi. Evet. Yani ikisi de birbirine kırgın ve alıngan olduğu için hani öküzün altında buzağı arıyorlar açıkçası. Normalde böyle bir cümle kursa o onu yanlış anlamaz. O da onu yanlış. İkisi de birbirine parlamak için böyle küçücük noktacık İyi bir kıvılcım arıyorlar. Hiçbir zaman sesini yükseltmedi bile evet, kıza. Evet, o konuda haklısın. Doğru söylüyorsun. Özlem dün bu gördüğünüz podyumdaki halinden daha farklı tepkiler verdi evet, yukarıda. Işte. Yani az daha temas edecekti Su'ya. Yok yok yok. Ya beni düşürdü ya. Ben ekranda bu şekilde gözükmek istemiyorum ya. Ben gerçekten şaka gibi inanamıyorum. Beni kim ne izleyecek burada ya? Benim düştüğüm hallere bak ya. Evet Sucuğum. Hoş geldin. İyi misin? Daha iyiyim hocam. Sen herhalde öfke kontrolünü sağlayabilmek adına evet, bu durumlarda durumu ve ortamı terk ediyorsun. Doğru evet mu? Tabii ki çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorsun ve o sıkıntılı süreç... Acaba ben nedense şunu düşünüyorum. Buraya gelip buradan birinci olup falan o mücadelede değilsin. Tabii ki hepinizin çok başarılı olmasını isterim. Buradan ayrılın veya sonuna kadar devam edin. Okey ama... Senin bence öteki tarafa vermek istediğin mesajları bu yolla ilettiğini düşünüyorum. Sanki öyle gibi. Yok. Ben kesinlikle o yoldan ilerlemek için gelmedim elbette ama buraya geldiğimden beri fazla arkadaşlarım üzerime yükleniyor. Hani tabii bir dakika, ki de sen ben doğru mu ifade ettim? Tabii ki o yolla o amaç falan filan diyorsun. Ben herhangi mesaj... bir amaç bir yol falan diye mesaj için onun söylüyorsun. Onun için gelmedim. Okay, tabii tamam ki birinciliği hmm hayal ederek geldim. Burada ileride kendime de bir anı bırakabilmek için ve başarı anladım bırakabilmek için. Peki. Ama geldiğimden beri biraz fazlasıyla zorlanıyorum. Bu da beni çok etkiliyor. Yani ama Özlemciğim açıkçası... bu senden dolayı. Evet. Çünkü sen yüksek bir karaktersin. Evet. Zaten yaralı bir kadınsın. O yaralı olduğun halini ve bütün stresini ve öfkeni yani ben sana burada bu ne ya desem benden de çıkartacaksın. Aleyna'dan da, Serdar'dan da, yönetmenimizden de, ulaştırmadaki arkadaşımızdan da, belki kendi annenden de. Çünkü dolusun yavrum. Sen dolusun. Tamam. Sen acı çekiyorsun. Sen istediklerin olmuyor. Çocuklarımı benden alacaklar endişesiyle bütün olabildiğince bütün öfkeni her yere salıyorsun. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ben de çok bu yollardan geçtim. Senin kadar olmasa da. Ama biliyorum. Senin bu ağlamanın sebebini de biliyorum. Burada bilerek ve isteyerek kalkıp dün kim hanginiz podyumdaydınız? Vıdı vıdı fıtı fıtı bir şeyler söyledin. Yağmura mı suya mı ne? Suya. Yerine bir şey söyledin. Ve sen bunları yaparken senin gerçekten nasıl bir psikolojide olduğunu, aslında kafanın nerede olduğunu ve şu anda o lafları sadece ağzın söylüyor. Senin kafan bunu söylemiyor. Senin iyi bir kız olduğunu ben hissediyorum. Ben hislerimde hiç yanılmam. Sen iyi bir kızsın.
Sen iyi bir kızsın ama hep yanlış anlaşılırsın. Çok mağduru oynamayı seviyor. Ben buradaki gözyaşlarına asla inanmıyorum. Her konuda. Siz inanabilirsiniz. Ben asla inanmıyorum. Ben bilmiyorum arkada ne yaşıyorsunuz. Kendini, ben burada ne görüyorsam onu yorumluyorum. Kendini buraya göstermeye gelmiş. Gösterir bir hafta, maksimum iki hafta. Sonra da elveda eder adaya. Bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. De, tahminleriniz var mı? Son olarak. Söyledik hep, ben sünnet üzerine direttim. Ben de söyledim. Ben de açalım istersen. Sahne mi alacaksın? Ya hayır. Kına ay gecesi sahne mi? Sahne alacak olsa elini çantasını göreceğim. Ağlamanın arkasından tabii tahminler güzel ilerliyordu ama Gülşah Hanım doğru, bu kadar ben ağladıktan sonra son kelimesinde aslında zarfın içindeki sözü söylemiş bulundu. Şaka diyorsun. Evet, son, ne o? Son sözünü soydu. Peki o zaman açalım bakalım. Özlemin. Tahmin edebildik mi acaba? Konsepti neymiş? Wow. Ya. Gelinlik giymek ve gelinlikle boşanma davasına gitmek. Çok yanlış. Çok yanlış. Gelinlikle boşanma davasına gitmemelisin. Kendine böyle bir şey yüklersen çok üzülürsün. Böyle bir şey yapma. Hiç beğenmedim bu kombinini. Benim yaşadıkların, yaşadıkların şu an yine duygusal çöküntünden herkese saldırıyorsun. Çok haklısın. Ben de olsam ben de saldırırdım. Süpersin ya. Bir de bu kombinle geldin. Gelinlik giyiyorsun, boşanmaya gidiyorsun. Sonra da bu. Pardon ya. Pardon Özlemciğim. Pardon. Bunu kendine yapamazsın. Bu gelinlikte o kadar kıymetli, o kadar özel bir şey ki. O öfkene yenik düşüp ben de bunu yapmak istiyorum diye harcamanı hiç doğru bulmuyorum. Çok hoş görünüyorsun. Makyajın çok güzel, ince küpeler. Üstünün bu kadar taşlı olmamasını tercih ederdim. O zaman fiyonklar beni rahatsız etmezdi, kurdeleler. Ama genel olarak çok hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Fiyatlar? Ayakkabı ve çantam 150. Abiye gelinlik karışık bu. 600. Takılarıma da 100 verdim. Bu neydi şu anda? Böyle evet, boşanmaya gelinlikle gitmek filan. Ben öyle biriyle arkadaş bile olmam biliyor musun? O kötü enerjiyi yansıtmasın, dinleyemem onu. Biraz güçlü ol. Çok güzelsin. Kendinin farkına var. Güçlü ol. Hiç olmamış üstün başında. Teşekkürler. Fuzuli bir şekilde olayı uzatmak istemiyorum zaten. Konuşacaklarımız hep aynı şey. Kıyafetin içinde öyle. Yani daha dümdüz yapabilirdin. Daha fazlalıklı. Çünkü bu böyle bir kıyafeti giydiğin zaman o ayakkabındaki şeyler falan olmasaydı daha düz. Sen normalde düz seven bir çocuksun. Burada abartılara girmişsin. Buralarında hiç günlerdir, iki gündür kıyafetle geliyorsun. Onlar hep daha düz, daha hoş kıyafetler. Saçlarını çok sevdim. Benim sevdiğim bir saç yapmışım ve bu kıyafete de iyi gitmiş. Bu kadar çocuğum. İki, Özlemciğim. Üç, Özlemciğim. Bir. Üç. Teşekkür ederim. Benim bir lavaboya ve hava almaya çıkmam lazım. Tabii, lütfen.